Bazı mesleklerin kazanç getirme olasılığı daha yüksek işin gerçeği ya da daha ulaşılabilir gibi görünüyor. Ama her zaman kazanca kolay ulaşmak bizim hayatımızı garantiler mi? Çünkü önemli olan sürdürülebilir bir kazanç olması. Baktığınızda mesela kazanç kaygısıyla çoğu kişi hangi mesleği seçer? Tıbbı seçer, değil mi? Genelde evet. Doktor olayımın altındaki en temel neden. Ne yazık ki baktığınızda tıp fakültelerine tabii ki de şu da var, insanlara yardımcı olayım, onların sağlıklarına katkı getireyim de bir neden olarak görülebilir. Ama en son yapılan bir çalışma vardı. Daha çok tıp fakültelerini seçen öğrenciler düşük sosyoekonomik düzeyden geliyormuş. Yani düşük sosyoekonomik düzeyden yüksek sosyoekonomik düzeye bir geçiş merdiveni gibi, bir basamak gibi görünmesi de aslında düşündürücü bence. Evet. Tıp gibi bir mesleğin. O yüzden yani bu kazanç ve meslek arasında tabii ki de çok büyük bir ilişki var. Ama demin dediğim gibi bir mesleği seviyorsanız ileride mutlaka o meslek için çabaladığınızda, ama bu çaba şöyle bir çaba. Başarının bir tanımı var. 10 yıl günde 8 saatten gerçekten bir kariyer hedefiyle çalışırsanız o meslekte kazanç da, ün de, başarı da sizinle birlikte olacaktır. Ama 3 gün değil, 5 gün değil. Yani 10 yıl gibi uzun soluklu çaba ve emek gerektirir. Eğer gerçekten kazanç odaklı bir başarı elde etmek istiyorsanız. Evet. Peki bir mesleği seçerken aslında yaşam biçiminizi de belirlemiş oluyorsunuz. Yaşamsal önemi olan bu seçimi tek başınıza mı yoksa destek alarak mı yapmak gerekiyor? Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında gerçekten de meslekle birlikte bir yaşam kendinize inşa ediyorsunuz. Ve birçok kişi bunun farkında değil. İşte mühendis olduğunda nasıl bir mühendis olmasına göre işte sahada mı çalışacak, değil mi? Yoksa masa başı mı? Nelerden hoşlanıyor? Nasıl bir hayat tarzı? Çok seyahat etmeyi sever mi yoksa daha çok durağan bir hayat mı tercih ediyor? Bütün bunları da tercih etmiş oluyorsunuz. Bunlar böyle bir paket olarak sizinle geliyor. Ama bunlardan tek birine göre insanlar, tek bir kritere göre seçiyorlar. Mesela diyor ki mühendis olayım, işte toplumda saygınlığı olsun. Halbuki onunla birlikte eğer bir işte makine mühendisi olduğunda makinelerle nasıl bir çalışma yapacağını hiç gözünde canlandıramıyor. İşte belki de sahada ne kadar yorulacağını gerçekten de gözünde canlandıramıyor. İşte bir doktor olduğunda, bir cerrah olduğunda nasıl bir tempoda yaşayacağını gözünde canlandıramıyor saati aslında. Saati olmayacak belki. Hiçbir çalışma saati olmayacağını gözünde canlandıramıyor. O yüzden evet, meslekle birlikte bir yaşam stilinde seçmiş oluyor bireyler. Bu kararda öğretmenlerin tabii ki de rehberliği önemli ama en önemlisi bence psikolojik danışmanların rolü. Bu konu bir klinik konu değil. Buradan bunu da uyarısını yapayım. Ne yazık ki daha meslek ayrımları, benzerlikleri birbirine karıştığı için meslek kararı ile ilgili bir de klinik psikoloğa götürüyor insanlar. Klinik psikolog klinik konulara bakacağı için aslında bu konuda yardımcı olması çok sınırlı olacak. Bu tam da bir psikolojik danışmanın çalışma alanıdır. Psikolojik danışmanlar lisans eğitiminde aldıkları kariyer danışmanlığı kuramları ve kariyer danışmanlığı uygulamaları dersleriyle tam da öğrencilere kariyer yolunda rehberlik edecek kişilerdir. Benim önerim, bu kadar uzun soluklu, bu kadar önemli bir tercih yaparken kulaktan dolma bilgilerle, internetteki yanlış searchlerle değil de gerçekten işin uzmanından bilgi almalarını ve psikolojik danışmanlara danışmalarını ben öneriyorum. Ailelerin bilgileri de çok önemli, anne baba, kardeşler. Ama onlarınki ister istemez fazla yönlendirici olabiliyor. Mesela kız çocukları çok fazla yaşıyor bunu. Bu şehirde kaldı, sana araba alalım. Yani başka şehirde bir tercih yapmasın diye. Şimdi evet. Bu aslında ailecek bir karar vermişler gibi görünse de hiç çocuğun ilgi ve yetenekleri sorulmadan çok aşırı yönlendirilmiş ve çocuğun o gençlik çağındaki zaaflarının manipüle edildiği bir tercih oluyor. Yani o yaştaki bir çocuk, tamam o zaman araba alacaksa kalayım gibi. Yani o zaman çok sağlıklı bir tercih olmayabiliyor. Burada profesyonel yargılamadan öğrencinin ilgi ve yeteneklerini anlayacak,
onu dinleyecek. Bu meslek sende nasıl duygular uyandırıyor sorusunu cevap arayacak uzmanların rehberlik etmesini ben kesinlikle öneriyorum. Evet. Peki meslek seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli? Öğrenciler nelere dikkat etmeli? Bunları sıralayabilir misiniz? Evet. Şimdi ben birazcık öğrenciler neye dikkat ediyor ondan bahsettim. Biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Tercih anında nasıl yanlışlar bizi aslında yönlendiriyor? İlki dediğim gibi içgörü sahibi olmama, kendini tanımama. Bu bizi çok yanlış tercihlere götürebiliyor. O yüzden buna dikkat etmeleri lazım. Kendini ne kadar tanıyor? İşte mesela tıp seçmiş ama kan tutuyor aslında. Hastane ortamına girince panik oluyor. Kendini tanımıyor aslında. Sadece puanına göre bir şey tercih etti. Bu yüzden de gerçekten kendini tanıyor mu? Bir yarım saat, bir saatini ayırsın öğrenciler. Sessizce kendilerine bir baksınlar. Nasıl bir hayat istiyorlar? Kendilerinden ne bekliyorlar? Çalışma arkadaşları nasıl hayal ediyorlar? Nelerden hoşlanırlar? Bunları bir düşünsünler. İkincisi, aile baskısı gerçekten çok etkileyebiliyor tercihleri. Burada ailelere biraz seslenmek istiyorum. Tabii ki de çocuklarına çok emek verdiler. Bunu anlıyorum. Ama onların bu aşırı yönlendirmelerine hak vermiyorum. Anlıyorum ama hak vermiyorum. Gerçekten çocuklarına biraz kulak versinler. Ve çocukların bu 18 yıllık hayatını bir gözlerinin önünden geçirsinler. Gerçekten bu çocuk mühendislikle ilgili bir çocuk mu? Hakikaten ilgisi var mı? Bir durup düşünsünler. Puanı için, iş garantisi, gelecek kaygısı, toplumsal saygınlığı bir köşeye koyarsak ki çok zor bir köşeye koymak. Hakikaten bir düşünsünler. Bu çocuk bu alana ilgili mi? Mühendis olabilecek mi? Yoksa daha sosyal, insan ilişkileriyle ilgili bir alanlar mı ilgisini çekiyor? Hani bunları biraz gözlerinden geçirsinler, baskı yapmadan önce. Daha sonrasında da çok önemli bir konu benim için gördüğüm şehir ve üniversite imkanlarını gözden geçirsinler tercih yapmadan önce. Ya mesela diyor ki ben diş hekimi olmak istiyorum ama diyor öğrenci İstanbul'daki üniversiteleri kazanamıyorum. Erzurum'u kazanıyorum. Puanım yetiyor oraya gideceğim. Olabilir. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Bir Erzurum'a gitsin tercih yapmadan önce. Çünkü ilk yılda öğrenciler üniversitede çok sıkıntı yaşıyorlar. Eğer şehirler arası sosyokültürel farklar çoksa bir türlü adapte olamıyor. Bu yüzden de kendini başarısız hissediyor. İstanbul'da Erzurum'un sosyokültürel yapısı çok farklı. Benzerlikler vardır ama farklılıklar çok. Sonrasında gittiğinde öğrenci bunalıma girebiliyor. Zaten üniversite uyumu çok zor bir şey, çok kolay değil. Ailesinden ayrılıyor, yeni bir hayat, işte mesleğin ilk derslerini alıyor. Bununla birlikte şehir onlara bir Hayata ilk engel adımları olmamalı. aslında. Evet, Tek başına. öğrenci dostu bir şehir mi? Bunlar çok önemli. O şehrin imkanları onunla bütünleşiyor mu? O yüzden benim önerim o şehirle ilgili mümkünse kalkıp bir gitsinler, ziyaret etsinler. O şehirde yaşayabilecek mi 4 yıl? Eğer imkanı yoksa internette oranın görsellerine baksın. Öyle bir hayatın içinde o kendini hayal edebiliyor mu? O kampüste hayal edebiliyor mu? Üniversite için de bu geçerli. Bazı öğrenciler için büyük kampüs çok önemli. Diyor ki benim için büyük kampüs olsun ben öyle üniversite isterim. Bir gitsinler üniversitenin kampüsü ve imkanlarını ziyaret etsinler. Bazı öğrencilerse bakarsınız daha öğrenci ilişkileri, hoca öğrenci ilişkilerini daha önemserler. Evet. Birebir ilişkide olmayı daha önemserler. O zaman belki de onlar için daha butik üniversiteler daha uygun. Mesela ben kendi yaşantımdan bir örnek vereyim. Doktora sırasında işte 6 yıl ODTÜ Ankara kampüsünde görev aldım. Her gün en az bir kez kampüse girdim çıktım ama 30 bin öğrencisi, 3 bin hocası olan bir üniversitedir ODTÜ. Çok da güçlü, güzel yanları var gerçekten. Birçok öğrenci için çok cazip bu kampüs imkanları. Kıbrıs kampüsü de onun minyatürü ama çok benzer imkanlara sahip bir kampüs. Ama işte güvenlik, daha oradan ayrıldığımda TED Üniversitesi'ne geçmiştim. Geçerken kimliğimi aldılar. İkinci gün ayrıldıktan, işten ayrıldıktan, ODTÜ ayrıldıktan ikinci günü ofisimden bir şey almak için kampüse girmek istedim. Güvenlik durdurup, hocam giremezsiniz dediler.
Tanımıyor musunuz? 6 yıldır her gün geliyordum. Yok hocam tanımıyoruz dediler. Hakikaten insan şok oluyor. Ya 6 yıl geliyorsun tanımıyorlar. Çünkü hocam nasıl tanıyalım? 3000 hoca var. Doğru. Ama TED Üniversitesi'ne geçtiğimde küçük bir kampüs, küçük bir üniversite. Daha 3. günde güvenlik sizi tanır. Bir şeyiniz düşse yardım ederler. Yani küçük üniversitelerin, butik üniversitelerinde avantajı var demek istediğim bu. Büyük kampüslerinde bambaşka avantajları var. Size hangisi daha uygun? Yani ön yargılı davranmasınlar. Hangisi size daha uygun? Hepsinin artıları, eksileri var. Onları iyi bir anlamaları lazım öğrencilerin. Bu yüzden de mutlaka üniversiteyi ve kampüsü ziyaret etsinler. Mesela Kıbrıs'ta işte ODTÜ Kıbrıs kampüsü. Kıbrıs'la ilgili başka sınırlıklar duyuyor olabilir öğrenciler. ODTÜ'yü de genelliyorlar. ODTÜ her yerde ODTÜ'dür. Bunu gidip görmeden bilemezler. Mesela büyük bir yanılgı, ODTÜ Ankara'da da %100'dür dili eğitimin. Kıbrıs'ta da %100'dür. Öğrenci bilmiyor mesela bunu. Kıbrıs deyince diyor daha farklı düşünmüştüm. Hani daha kolay gibi düşünmüştüm diyorlar açıkçası. Halbuki gidip görmek, hocalarla tanışmak, web sayfalarını okumak doğru tercih için çok önemli. Onlara bir dikkat etmelerini öneriyorum.